Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Nur Dombaycı. Bugün Procreate'de bir çizim yaptım. Bu çizimi de bir yandan seslendireyim, bir yandan hem sohbet etmiş olalım dedim. Şu an yaptığım çizim bir poster çizimi. Türk Dil ve Edebiyatı Derneği'nin dergisi olan, çocuk dergisi olan Kardelen Çocuk Dergisi'nin yanında hediye olarak vereceğiz. Şu an Ramazan'dayız. Bizi muhtemelen, beni daha doğrusu şahsen gibi böyle radyo programı izliyormuşsunuz gibi böyle seslendirirken öyle hissettim. Beni muhtemelen belki Ramazan bittikten sonra, belki yıllar sonra izliyor olacaksınız. Bu arada izliyorken de belki çok yıllar geçmiştir. Bir selam vermek isterseniz yorum olarak yazarsanız hangi zamanda, hangi yılda, benden şu anda ne kadar ilerideki zamanda yaşıyorsanız bana da bir şey olmuş olsun, bir güzellik olmuş olsun gördüğümde bu zamanlar çekmiştim bu videoyu demiş olayım. Bir selam verirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bu arada keyifle okuyorum. Önceki videolara da çok güzel yorumlar yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Önceki videolarda Photoshop'ta çizim yapıyordum. Bu defa Procreate'de hazırladım bu videoyu. Son zamanlarda iPad Pro kullanıyorum. iPad Pro taşınabilir olduğu için benim için daha rahat son zamanlarda. İki çocuğum var çünkü. Bir anne olarak sürekli ben de bir ev içerisinde koşturmaca halindeyim. Bazen masa başına oturacak fırsat bile bulamıyorum. Ben kendimden bahsedeyim biraz. Çocuk kitapları yazıyorum ve çiziyorum. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Uzun yıllardır diyorum. 34 yaşıma yeni girdim. 18 Mart'ta. Bugün ayın kaçıymış bakalım. Bugün 25'iymiş. 25 Mart'tayız. Uzun zaman oldu. 16 yaşında başladım ben bu işe. 16 yaşında Timahş Yayınları'nda grafik departmanında çalışmaya başladım. Orada amacım grafiker olmaktı açıkçası, grafik tasarımcısı olmaktı. Çünkü çizerlik diye bir mesleği bilmiyordum. Çizerlik bir mesleği diye bir mesleğin varlığından haberdar değildim. Ama yayın evinde çalışmaya başlayınca, tabii yazarlığı biliyorum, kitap okumayı da çok seven bir çocuktum. Çizer diye bir kavramla yayın evinde tanıştım. Çünkü çizerler geliyorlardı, resimledikleri kitapları getiriyorlardı, projelerle ilgili görüşmelere geliyorlardı. Ve orada çizerli görünce ya dedim tamam benim yapmak istediğim şey bu. Zaten çizim yapmayı çok seviyordum. Yapmak istediğim şey tam olarak orada karar verdim. Grafik tasarımı da tabii ki bırakmadım. Grafik tasarımı da öğrenmem gerekiyordu. 3 yıl boyunca çalıştım Timahş Yayınları'nda. Tabii ilk yıl staj zorunluluğum vardı. Bilgisayar programcılığı bölümü okuyordum. Staj zorunluluğundan dolayı ilk yıl stajyer olarak geçirdim. Sonraki 2 yılda da yardımcı grafikerlik yaptım. Kapak tasarımları yaptım. Ayrıyeten de çizim yapıyordum tabii. Çizim yapmayı da geliştirmeye çalışıyordum. Lise bittikten sonra direkt olarak açıktan uzaktan eğitimle bilgisayar programcılığına geçiş yaptım. Bilgisayar programcılığının uzaktan eğitimini okuyup bir yandan da yayın evinde çalışıyordum. Tabii ki o zamanlar işte staj bittikten sonra yardımcı grafikerliğe geçiş yaptığım için böyle çok uçuk bir maaş da yoktu. Yani çok uçuk demeyeyim de çok komik bir maaşım vardı. Benim yol param işte 200 lira tutuyordu. Maaşım da 220 liraydı. Yani 20 lira harçlık kalıyordu cebime. Ama yine de sonuçta işimi seviyordum. Öğrenmek istiyordum. Orayı bir üniversite olarak görüyordum. Çok ünlü yazarlar geliyorlardı. İlber Ortaylı geliyordu mesela. İlber Ortaylı'ya çay kahve götürmüşlüğüm var. Ünlü yazarlara çay kahve götürüyor olmak, onların hayatlarını bir yandan dinliyor olmak. Tabii oturup da bize hayat hikayelerini anlatmıyorlardı ama orada onları görüyor olmak, varlıklarını görüyor olmak, gerçek olduklarını görüyor olmak benim de bu işi gerçekten yapabileceğimi hissettirdi bana. Nasıl bir özgüven diye düşünebilirsiniz ama hayal, yani çocuksun ve hayal ediyorsun. Özellikle çizim alanında çizerler geliyorlardı, yanlarında tabletleriyle geliyorlardı, işlerini gösteriyorlardı. Tabii ben o maaşta da tablet alabilecek de bir durumum yoktu. İlk yaptığım şey mouse ile çizim yapmak. Evde bilgisayarım vardı. Bilgisayar programcılığı okuduğum için böyle toplama bir bilgisayar yapmıştık. O bilgisayarda işte zaten okulda Photoshop programını az çok öğrenmiştik. Quark vardı o zaman, Quark öğrenmiştik. Orada mouse'la çat pat böyle vektörel çizimler yapmaya başladım. Illustrator programını kullandım. Vektörel çizimler tabii ki mouse'da biraz daha olabilitesi var. Sonuçta pen tool kullanarak yapıyoruz. Ama benim o çizim yapma sevdamı görenler sürekli böyle kendi işte çizimler yapıyorum. Tam böyle ergen yaştayım, 16-17. Tabii bitmiş oluyor yaşlar da ergenlik. Daha böyle artık iş hayatına atılmış bir genç oluyoruz.
gören bir çizer abi vardı orada. Grafiker bir ablanın eşiydi. Cem Kızıltu, hatırlar mı bilmiyorum. Cem abi hiç kullanmadığı bir tableti varmış elinde. Çok küçük böyle A5 boyutunda. Bir yerden gelmiş herhalde. Hiç kullanmıyormuş, öyle duruyormuş. Onu bana hediye etti. Razı ablayla beraber. Ve o benim için hayatımı değiştiren bir şey oldu. Yani onu aldığımda, yani şimdi mesela birine böyle araba falan alsanız o kadar mutlu olur. Benim için de hayatımda alabileceğim en muhteşem şeydi. Hemen gittim, bilgisayarıma taktım ve sabaha kadar çizim yaptım. Sabah kalkıp işe gittim. İş bir an önce bitsin ve eve gideyim diye bekliyorum. Eve giderken otobüste sadece biraz uyukladım. Eve gittim ve tekrar çizim yapmaya başladım. Sagopa Kajmer'in bir tane şarkısında vardı. Müzik yapmaya başladım. Tekrar müzik yaptım diyordu. Ben de onun gibi tekrar ve tekrar resim çizdim. Gece gündüz resim çizdim. Hiç resim çizmeyi bırakmadım. Bu defa çizerlerin hayatlarını daha çok araştırmaya başladım. İşlerini daha çok araştırmaya başladım. Tam olarak bunu nasıl yapabilirim? Nasıl profesyonel olabilirim? Kafayı buna taktım. Çünkü bence bir işte başarılı olabilmek için gerçekten kafayı takmak lazım o işe. Tabii ki bu şey değil böyle hani arıza gibi böyle takıntı gibi sürekli hırs yapıp böyle kafayı kırmak da değil. Yani biraz böyle sağlıklı da olması açısından sevgiyle beraber yapmak diyeyim burada. Severek yapmak, yani çok paralar kazanacağım, çok ünlü olacağım falan, bu motivasyon hiçbir işte bence çok böyle gelir geçer bir şey değil. Sağlıklı bir şekilde gerçekten ben bu işi yapmak istiyorum ya diye düşündüm. Çizerleri araştırdım ve baktım ki hepsi güzel sanatlar okumuşlar. Hepsi değil mi? Hemen hemen hepsi. Yayın evine gelen tabii ki alaylı eski çizerler vardı. Onlar da bir güzel sanatlar okumamışlar. Kendi kendilerini geliştirmişler. Bu sefer onları araştırmaya başladım. Bir tane ressam bir abi vardı. Onun kızı da yayın evinde çalışıyordu. Onların evine gittik, evini gördüm. Evinin çatı katında çok güzel bir ofis yapmıştı kendisine. Gördüğümde dedim ki ya işte tamam burada olmak istiyorum. Bilgisayarlarını koymuş, tabletlerini koymuş, boyaları, kağıtları. O kadar güzel bir yerdi ki. Rüya gibiydi yani. Hani böyle Narnia'da dolaptan içeri giriyor ve Narnia diyarına giriyor ya Lucy. Onun gibi ben de sanki o kapıdan içeriye girdiğimde hayallerimde olmasını istediğim yeri görmüşüm gibi hissetmiştim. Sonrasında güzel sanatlara hazırlanmaya karar verdim. Bilgisayar programcılığını bir yandan tabii okuyordum ama sayısal ve benim açıkçası kafam sayısala hiç basmaz. Şu anda da tabii ki dinleyenleri sayısal konusunda da hani genç arkadaşlar varsa soğutmak istemem ama gerçekten yani bazı şeyler olmuyorsa olmuyor. Yapamadım ya, bilgisayar programcılığı gidiyorduk sınavlara. Sınavlarda çok zorlanıyordum. Bir türlü olmuyordu. Sorulara böyle mantıklı cevaplar arıyorum. Bir bakıyorum alakasız şeyler falan. Olamadım bilgisayar programcılığını ve dondurdum. Güzel sanatlara hazırlandım. Ona da kendi kendime hazırlandım. Çünkü güzel sanatlar kursları çok pahalıydı. Yani 220 lira dediğim gibi maaş alıyordum. Güzel sanatlar 400 lira kurs, 400 liraydı o zaman. Yani rakamları normalde hiç aklımda tutamam. Ama bunu nedense bunları hiç unutmamışım, bu küçük detayları. Çünkü hayatımda böyle en önemli şeylerdi bunlar. Dönüm noktalarıydı. Ailemin durumu da yani bunu karşılayabilecek düzeyde değildi. Babama söylediğimde çok böyle şey yapmadı. Ya tamam, liseye kadar okuttum, üniversiteden de sorumlu değilim kafasındaydı. Ailemizde böyle çok durumu iyi bir akrabamız vardı birinci dereceden. Anmayayım isimleri de. Onu sordum. Dedim ki bana dedim burs verir misiniz? Yani şeyde istemedim, gidip de hani hibeyi de istemedim. Burs verir misiniz? Ben çalışıyorum. Kazandığımda size çalışır öderim dedim. Sonrasında aldığım cevap da sanırım benim hayattaki kamçım oldu. Hani böyle atları falan böyle kamçılarlar ya, daha hızlı koşar. Zaten ben tabii ki çalışan bir insandım, çalışkan bir insandım ama bazı şeylerin de insanı böyle itmesi, tekmelemesi falan da hayatta daha hızlı zıplamalar yapmasına sebep olabiliyor. Yani tam anlamıyla öyle bir şey oldu. Dedi ki bu fabrikatör abimiz, amcamız, Allah yardımcın olsun yeğenim dedi. O anda böyle dizlerimin üstüne oturmuştum, zaten böyle konuşuyorduk yani, yerdeydim.
daha böyle yere de çökemez mi? Yani bütün bir dünya başıma yıkıldı. Küçücük insansın, 17 yaşına gelmiştim herhalde o zaman. Ve çok üzülmüştüm yani. Belli etmedim, tamam teşekkür ederim falan. Gururlayan fakir ama gururluyum zaten. Teşekkür ettim falan, kalktım gittim. Ve kendi kendime o anda bilmeden sanırım bunu yapmışım. Bir hırslandım, dedim ki ya kendim yapacağım bunu, seni yeneceğim İstanbul modunda. Gittim, arkadaşlara falan sordum. Gittikleri işte kurslar var mı? Yayın evindeki arkadaşlara sordum. Ve bir tane kurs önerdiler, bir tane hoca varmış. Bu hoca resim hocası. Bireysel resim kursları veriyormuş. Hocanın yanına gittim görüşmeye. Hakikaten evinin bir odasını, kocaman bir odası vardı evinde. Orayı kursa dönüştürmüş ve üniversiteye güzel sanatlara hazırlanan çocukları orada topluyor ve çizim kursu veriyor. Sordum ne kadar diye, tam 400 dedi. Tahmin ettiğim de oydu. Ben de ona işte durumu açıkladım. İşte kem küm falan, böyle ilk defa böyle bir pazarlık, hayatımda ilk defa bir pazarlık yapıyorum. İşte hocam ben 220 lira maaş alıyorum, yol param 200. Hoca bakıyor sıra, ne yapayım falan diye. Tamam dedim ya, ben şey yapacağım, beni kursa alın. Ama dedim biraz indirim yapın bana. Hoca da dedi ki iyi tamam dedi, 200 lira yaparım dedi. Yani çok böyle ciddi bir indirim yapmıştım bana ve maaşımın hepsi yapıyordu bu. Tamam dedim, anlaştık böyle. Babama gidip sadece dedim ki baba benim yol param, en azından işe gideceğim yol param var, başka bir şey istemiyorum senden dedim. Babam da bakarız falan yaptı böyle. Çok böyle o da umut vermedi. Sonra hakikaten ben bu resim kursuna gittim. Gitmek için de tabii ki o da masraflı. İşte resim çantası istiyor, kağıtlar istiyor, kalem istiyor, hamur silgisi falan böyle. O zaman işte benim için 1 liranın bir önemi varken hakikaten masraflı geldi. Kem küm işte bir şekilde babadan yalvara yalvara aldım ben onları. Annem aynı şekilde söylüyorum, destek çıkmaya çalışıyor kendince ufak ufak. Ve kursa gittim. Çocuklar ay nasıl profesyoneller. Hepsi böyle öne figür olarak birisi oturuyor. Hepsi böyle heykel gibi böyle çiziyorlar falan böyle. Arkada müzikler çalıyor falan. Ben böyle tabii onlardan büyüğüm. 17 yaşındayım ben ve onlar daha küçükler, hazırlanıyorlar. Şu an tam hatırlamıyorum ama daha benden küçük olduklarını hatırlıyorum. En azından bir yaş, iki yaş bile olsa küçükler benden. Ve hiçbirinin de böyle işe gitme telaşesi falan yok. Özgürce işte bugün şu müzede mi çizsek, bugün şuraya gidip de mi çizsek falan hep çiziyorlar ve ben işten çıkıp gitmek zorundayım. Boş vakitlerimde çizmek zorundayım. O kadar mental olarak şeyim ki, böyle yorgunum ki aslında o yaştan. Ve ilk derste işte böyle hoca böyle tabii ki bakıyor. Yani bu kız hiçbir şey bilmiyor. Hani biraz da olsa bir şey biliyor olacağımı düşündü. Baktı çizimlerimi falan ben göstermiştim ama ben onları hayalimden falan çiziyorum. Ama bu işin bir tekniği var, bir ölçüsü var. Hiçbir şey bilmiyorum ben ölçülendirmeyle alakalı. Böyle tripli tripli, hoca da bana gıcık oldu. Tripli tripli gösteriyor işte, şöyle ölçü alacaksın, böyle yapacaksın falan. Kerküm yaptım ben orada ilk derste. Tabii ki onların çizdiği gibi bir yere de mümkün değil, gelemiyorum. İşte ikinci, üçüncü ders falan onların peşlerine koşup yetişmeye çalışıyorum. İşten çıkıyorum, bir bakıyorum çoktan çizmeye başlamışlar falan. Bir şekilde ben o bir ayı, bir ayda da işte 4 gün falan gittim zaten. Yani sadece bir haftada bir gittiğimizi düşünürsek. Hatta bir gün şöyle bir şey oldu. Ben üç parmağımı, elimi sıkarak çizim yapıyordum sürekli. Yani hala aynı şekilde yapıyorum. Üç parmak refleks olarak kapalı. Serçe parmak, yüzük parmak ve orta parmak kapalı. İşaret parmak ve baş parmağımla tutarım kalemi. Normal kalem tutar gibi tutarım aslında. Ve hoca buna çok kızdı. Dedi ki böyle resim çizilmez. Üç parmağını açacaksın. Açıyorum. O parmak çizime dalınca otomatik geri kapanıyor. En sonunda gitti adam, bir tane koli bandı getirip benim parmaklarımı bantladı. Ağlayamıyorum da orada. içime ağlıyorum. Çıktım böyle, çok korkmuştum yani. Bir de herkes içinde o yaşta böyle aşağılanıp küçük düşüyormuşsun gibi falan hissediyorsun. Çok ağlamıştım orada. Sonrasında da zaten yani ben dedim burada mutsuzum. Kendimi kötü hissediyorum. İşte ilk derste tamam ölçülendirme, perspektif, çat pat bir şeyler de gösterdi. Ben yapamayacağım galiba. Zaten şöyle de bir şey oldu. Maaşımı aldım. Üstüne babamdan istedim. O zaman işte ilk dersten önce hemen parasını yatırmıştım. Ayın sonuna doğru yetiştiremiyorum ucu ucuna. Babayla böyle aramız bozuldu. Eyüp Sultan'dan Sultanahmet'e yürüyerek işe gidiyordum. Yani az buz yol değil. Her gün yürü yürü gel yürü gel. Artık böyle depresyona girmiştim böyle. O kadar kötü bir haldeydim. Ve dedim ki tamam ben bu kursa da gelemeyeceğim. Bıraktım, kursu da bıraktım.
Gittim bir tane çizim kitabı alayım dedim. Çizim kitabının fiyatı uçmuş. İnternetten bir tane PDF buldum. Yayın evinde yazıcıdan birazını çıkarttım, öyle tekniklerini falan. Neyse çalıştım. Ve gün geldi çattığı sınav zamanı. Mimar Sinan yetenek sınavına böyle bir cesaret gidiyorum böyle. Annemle beraber gittik. Daha kapıdayken işte annem kapalı, ben kapalıyım. İşte zaten ben biliyorum başımı açmam gerektiğini. Orada bir kafede başımı açtım. Annem de benle beraber içeri girecek, kapıda bahçede bekleyecek yani. Aa dedi, işte giremez başörtülü. Dedim o girmeyecek sınava, ben gireceğim. Ben açtım başımı zaten, hani o girebilir. Hayır anne de giremez, buraya başörtülü kimse giremez. O anda benim modum düştü zaten, çok üzüldüm. Direkt insan böyle ikinci sınıf vatandaş gibi böyle davranılması, insan kendine yediremiyor. Şimdiki yaşımda da olsam tabii ki bunu yediremem ama o zaman ekstra bir üzüldüm buna, çok hazırlanmışım falan. Gittim. Tabii ki bu süre içerisinde mide fıtığı oldum, mide fıtığı ameliyatı oldum. Yani o stresten, üzüntüden falan. Sınava girdim. Sınavda böyle çat pat bir şeyler çizdim falan. Sınav sonucunda işte o ilk sınavı geçmişim. Sonra mülakat zamanı falan hiç takip etmedim. Gidemedim sonrasından da. Zaten çünkü fiyatları çok pahalıydı. Baktım, dedim ki ya ben kursun ücretini bile ödeyemedim. Üniversiteyi nasıl ödeyeyim? Kimse bana destek çıkmıyor. Bir yandan da çalışıyorum. Maaşımı 400 lira yaptılar o günden sonra zaten. Ama yani üniversite parasını asla ödeyemem. Yani ben o kursa gidiyor olsam hadi ucu ucuna bir şekilde giderdim ama üniversite parasını asla ödeyemezdim. Neyse maaşım 400 lira. Grafik tasarımcı. Dedim neyse kaderime ben de boyun eğeceğim. Grafiker olarak devam edeyim. En azından tabletim var. Hani demişti ya amca, Allah yardımcın olsun yeğenim diye. Allah gerçekten yardımcı oldu ondan sonra. Ben çizim yapmayı hiç bırakmadım. Yani orası benim sığınağım oldu, kaçtığım yer oldu, üzüldüğümde, ağladığımda. O sırada annem babam ayrıldı. İşte benim görüştüğüm arkadaşım vardı ve biz evlenmeye karar verdik. 19 yaşında evlenmeye karar verdik. İşte nişanlı falan, böyle bir hengame koşturmaca. Ev yok, ev bulamıyoruz, ne yapacağız bilmiyoruz, çalışıyoruz bir yandan falan. Kayınvalidem de sağ olsun bal gibi tatlı bir insandır. Kızım dedi gel benim yanımda oturun, ben yemeğinizi falan yaparım. Eşya falan derdine de girmezsiniz, fatura falan çalışın, birikim yapın. Sonra toparladığınızda istediğiniz zaman çıkarsınız dedi. Bize çok mantıklı geldi yani. Hayatımızın en mantıklı teklifi ve kabul ettik. Evlendik. 19 yaşımız bitmesine, benim önce 19 yaşım bitmesine 3 ay kala evlendik biz. Timaş'tan çıktım. Ve çünkü Timaş'ta şöyle bir şey olduğunu öğrendim. Bir haksızlık olduğunu öğrendim. Neyse şu an yayın eviyle ilgili konuşmayayım. O eski sistem değişti çünkü. Bazı böyle mali haksızlıklar olduğunu öğrendim sistemsel. Ayrıldım orada. Ve freelance olarak en azından çalışayım. Etrafımdaki yayın evlerine portfolyo göndermeye çalışıyorum. Bir dönüş olmadı. En azından dedim ki çizer olarak da bir şeyler yapabilirim herhalde. Çünkü artık çocuk kitapları çizebilecek seviyede olmasa da minik vinyet çizimler yapabiliyordum. Hayvan figürleri, insan figürleri, meyveler, sebzeler falan bir şeyler çiziyordum kendimce. Ve sağ sola portfolyo göndermeye başladım. Yani şimdi insanlar soruyorlar bana portfolyo nasıl hazırlanır, portfolyo nasıl gönderilir. Vallahi ben o zaman bir PDF hazırladım. Bir PDF içerisinde yaptım. Çizimleri ekledim. Adımı, soyadımı, işte hangi okul okudum falan CV'mi ekledim. Doğrudan gönderdim bunu. Bir oyuncak firması bana geri dönüş yaptı. Ahşap oyuncaklar yapıyorlarmış. Mecidiyeköy'de bir yer altı böyle bir yerde. Hakikaten merdiven altı bir yerde. Gittim işte resim başı tanesi 5 TL'ye, 5 liraya anlaştık. O kadar mutlu olmuştum ki hayatımdaki ilk işimi aldım. Ve bebekler için ahşap oyuncaklar yapacağız. Ve çok zor bir şeydi bu arada. Yani renkleri tek tek ayrı ayrı boyuyorlardı çünkü. Her rengi ayrı çizip, her rengi ayrı göndermem gerekiyordu. Çok zordu ama orada da bir şeyler öğrenmiş oldum. İşte onun işin sonucunda da paramı da ödemediler. İş bitti. Sonra işte eşim gitti, aldı bir şekilde işte. Çok ucuz bir şeydi. 230 lira bir şeydi yani totalde topladığımızda. Ama yine de benim için önemliydi yani, aldık. Baktım işte sağa sola bir şeyler gönderiyorum, CV gönderiyorum. Geri dönüş olmuyor. Kayınvalidemle, kayınpederimle evde oturuyoruz. Beraber yemek programları izliyoruz. O zaman benim için böyle şeydi böyle. En boş durduğum zamandı. Baktım öyle olmayacak. Ve o zaman Fimo hamurlarını keşfettim. Fimo hamurlarıyla cadılı, figürlü, kendim minik heykelcik yüzükler yaptım, takılar yaptım.
etrafımdaki öğretmen arkadaşlarıma verdim. Sınıflarında sattılar falan. Orada bir gelir elde etmeyi kendimce işte bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve Fatih'te oturuyorduk. Fatih'te Mavi Lale yayınlarında bir ilan gördüm. Grafiker olarak ilan vardı ve koşa koşa gittim. Evime de çok yakındı. Benim çizim yaptığımı öğrenince onların daha çok ilgisini çekti. Biz zaten uygun fiyata çalışabileceğimiz çizer arıyorduk. Sen bize çizer olarak başla dediler ve ben oraya bir grafiker gibi maaşlı bir şekilde çizer olarak başladım. Benim elimi çok geliştirdi. Tamam, çok ucuza ve çok iş yaptım. Orası çok ayrı mesele. Yani hakkımı belki daha fazla olması gerekiyordu ama şöyle düşüneyim, ben orada iş yetiştirmeye çalıştım. Çok fazla kitap resimledim, eski kitaplarının çizimlerini yeniledim, boyamalarını yaptım ve o süre içerisinde benim elim çok hızlandı. Eski çizerlerin yaptığı işlerin üzerlerinden geçip onları yeniledim falan derken elim çok hızlandı. Bu benim için çok faydama oldu. Ama belli bir süre sonra tabii ki artık yani belli bir işin insan hakkını da karşılığında istiyor. Dedim yani benim işimin karşılığı bu değil, biraz en azından fiyatı yükseltin. Yani stajyerken alıyordum ben bu fiyatı. En azından yani ben evli bir insanım artık. Normal bir asgari ücret olsun. Onlar da kabul etmeyince oradan da çıktım. Ve evde çizim yapıp sağ sola portfolyo göndermeye devam ettim. Bu bir mağaza vardı. Süpermarketler zinciri vardı burada. Onlar grafiker arıyorlardı, grafik tasarımcı. Yine aynı şekilde ben oraya gidip başvuruda bulundum. Yine çizim yaptığımı görünce onlar dediler ki bizim marketlerimize bir maskot çizimi yapmamız lazım. Bu maskotun işte hani var ya böyle McDonald's'ın bir maskotu var ve her yerde çeşit çeşit şekillerde oluyor. İşte Turkcell'in maskotu falan gibi. Biz de maskot istiyoruz. Bize otursan maskot çiz dediler. Yine Mavi Lale'den aldığım maaşın 50 lira üstüne beni işe aldılar. Yani ben hiç pazarlık yapamayan bir insanım. Ne kadar istiyorsun dediler. Yani bilmiyorum dedim. Ben orada şu kadar maaş alıyordum ama biraz da en azından asgari ücret olsun dediler. Yani asgari ücret veremeyiz ama o maaşından 50 lira fazla veririz dediler. İyi tamam tamam bari geleyim. Saf bir şekilde onu da kabul ettim. 20-21 yaşlarında bir insan olarak. Orada bir sene falan çalıştım. Maskot çizimi yapayım derken ben onlara bir baktım ki hakikaten işte market broşürü hazırlıyorum. İşte meyve sebzeleri falan böyle temizliyorum Photoshop'ta. İşte biri fotoğrafını getiriyor. Bunu benim çocuğumun yanına koy falan. Fotoğraf falan düzenliyorum. Bildiğin orada fotoğraf ne derler ona? Fotoğrafçılık gibi bir şey işte yani. Photoshop'ta bir şeyler yaptım. Sonra Damla Yayın Evi'nden aradılar bir gün beni. Dediler ki Nur Hanım bir kitap projemiz var, çizer misin? İlk defa böyle bir dönüş aldığım için böyle inanılmaz heyecanlandım. Ve koşa koşa yayın evine gittim. Çok zor bir tane proje vardı ellerinde. Ama dedim yaparım. Onlar da dediler yaparsın bence falan dediler. Emeğimin hakkını da verdiler. Dediler ki yani bu işin ederi budur dediler. Ve ben orada ilk işimi almış oldum 21 yaşındayken. Ya ilk işim değil de ilk kitap işimi almış oldum. Çünkü diğer yaptığım kitaplarda, Mavi Lale'de yaptığım kitaplarda tam böyle adım falan yazmıyordu çünkü. Çünkü şeydi böyle hani öğreniyorsun, onların elemanısın falan gibi düşünüyorlar ve adını yazma gereği de duymuyorlar. Bir tanesinde yazmışlardı, o da çok basit bir şeydi. Damla'da yani ilk ciddi işimi aldım diyeyim. Ve Damla Yayın Evi'nde o zaman başladım. Selam Marketler Zinciri. Çıktım oradan ve oğluma hamile olduğumu öğrendim. 21 yaşında anne oldum. Yani hamilelik sürecinde Damla'nın o işlerini yaptım. Sonrasından benim bir yandan işte yazma hayalim olduğunu, etkinlik kitapları falan yapmak istediğimi onlara söyledim. Projeler hazırladım, götürdüm, verdim, beğendiler. Hem yazar hem çizer olarak bu sefer ilk projem oradan çıktı. Oğlum doğduktan sonra işte o kucağımdayken ben çizim yapmaya devam ettim. Hakikaten böyle artık ufak tefek de olsa bir şeyler kazanıyordum böyle. Bize çok iyi gelmişti orada kazanmak. Ve kendi işte tabletimi yeniledim. Bir tık büyüğünü aldım yani aldım. Çünkü artık o çok eskiydi. Yıllardır üzerinde çalışmaktan kablosu mablosu falan erimişti. Yeni bir tablet aldım kendime. Eşim de bu arada çalışıyordu. Yani o da asgari ücret alıyordu. Yani çok böyle uçuk fiyatlar değildi. Ve biz 6 sene boyunca kayınvalidemin yanında oturduk beraber. Allah'a şükür beraber yedik, içtik, sohbet ettik. Yani hiçbir tartışmamız, kavgamız olmadı desem yeridir. Yani insan annesiyle babasıyla bile yeri geliyor, anlaşamıyor. Onlar orada da belki hani olmuştur ama birbirimizi hoş gördük.
Ve 6 sene boyunca beraber oturduk. 6 sene sonunda oğlumuz 4 yaşındaydı artık. Dedik ki biz kendi evimize çıkalım artık. Kendi evimize çıktık ve ondan sonra ya tabii o süre içerisinde benim kitaplarım çıktı. Kendi yazdığım, çizdiğim Saçaklı Kız çıktı mesela. Saçaklı Kızın Pasaklı Günlüğü çok okundu, çok sevildi. 13 dile çevrildi. Farklı ülkelere çağırdım. Yani baktığında oradaki ilerleme süresi, oradaki yükseliş süresi aslında o kadar sancılı geçmiş ki. Sonrasındaki kazandığın şey, sonrasındaki kazandığın başarı. İnsanlar görmeye başlayınca, tabii sosyal medya çıkınca insanlar seni bir anda orada görüyorlar ve diyorlar ki aa bu işte kimin nesi acaba? Kimin kızı bu? İşte kim bunu fonluyor, kim destekliyor falan? Nasıl oluyor? İnsanlar bunu sorgulamaya başladılar. Yani birileri beni Damla Yayınevi'nin kızı zannediyordu. Yani sonuçta bunu zannetmeleri normal tabii ki. Çünkü şimdiye kadar hep böyle görmüşler sistemde. Hep biri birinin çocuğu ki bir yere yerleştiriyor. Biri bir tanıdığı var ki bir şeyler oluyor. Baktığın zaman şu anda hala aynı şey geçerli. Öyle sanmakta da haklılar tabii ki. Aslında bu yayını açarken özellikle bu ses kaydını yaparken bu kadar mahremiyete girme düşüncem yoktu. Çünkü yani bilmiyor insanlar bu kadar neler yaşandı, neler oldu. Tabii bu süreç içerisinde çok fazla şey vardı. Daha detaylar falan var ama bu kadar da anlatmak istemiyorum. Bilmiyorum, belki yayının sonunda pişman olur silerim ama sonuçta burada şunun için anlatmak istedim. İnsanlar gerçekten kötü şeyler yaşıyorlar, üzücü şeyler yaşıyorlar ve tutunacak bir şey arıyorlar. Tutunacak bir, bu herhangi bir yetenekleri olabilir veyahut da bir ticaret olabilir, bir iş olabilir. Ne olursa olsun. Belki yani ben de bunları yaşadım, ben de yaptım ve bir şekilde üstesinden geldim. Hala gelmeye çalışıyorum. Hala bir şeyler yaşıyorum. Hayatta hiçbir şey mükemmel değil. Hiç kimse mükemmel şeyler yaşamıyor. Öyleymiş gibi gösteriyor. Sen de yapabilirsin demek için aslında anlatmak istedim bunları. Dinleyen kişiler kimse. Sen şu an, sen diyerek anlatıyorum artık şu anda. Kimsen, nerede dinliyorsan. Belki evinin mutfağında, çocuğun, çocukları uyuttun. Olur mu ya benden? Yapabilir miyim diye düşündün. Yani neden olmasın? Zor olacak tabii ki de. Hiçbir şey kolay değil. Bu sancılı bir süreç. Öğrenmek için birçok kaynak araştırmak lazım. Birçok dersler almak lazım. Takip etmek lazım. Akışta kalmak lazım. Ama ya kafaya taktıktan sonra oluyor. Ya benimkisi tabii ki gençtim o zaman. Bir meslek edinmem gerekiyordu. Çalışmam gerekiyordu. Bir zorunluluk hali de vardı. Yani ben orada çizim yapmasam grafik tasarımcı olarak yayın evlerinde devam edecektim. Grafik tasarım olmasa, yani en olmadı bir genç ne yapıyor ya, kasiyerlik yapıyor, satış danışmanlığı yapıyor, bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ama azimli olanlar orada yükseliyor. Yarın öbür gün belki bir mağaza yöneticisi oluyor, belki kendi mağazasını açıyor. Azmiyle o işini yaptıktan sonra, o işini sevdikten sonra başarıya ulaşıyor. Çizim yapmakta da böyle. Yani ben aslında burada hayal üzerinden konuşmak istiyordum. İnsanların hayallerini, işte hayalini nasıl gerçekleştirdin? Bu yolda neler yaşadın? Soruları hep sorulduğu için nasıl yaparım ben? Sorulduğu için bunu anlatmak istiyordum ama bu detaylı bir yol aslında. Bir anda olmadı ki, 34 yaşındayım. Dediğim gibi 16 yaşından beri çalışıyorum. Ömrümün yarısı buna geçmiş. Yani şu an bu izlediğiniz videodaki çizim bile şu anda benim hayatımda tabii ki de çok severek yaptığım bir işim ama bir yandan da kazanç elde ettiğim gelir kaynağım. Bir yandan ben bu işi yapmak zorundayım ki çocuklarım var, evim var, yani faturalarımız var. Herkes gibi hayatımızın akışını devam ettirebilmemiz için bir koşturmacamız var. Ve bunu şu anda da devam ettirmem gerekiyor. Yeri gelecek bu işte, yani aynı safta olduğunu düşündüğün insanlar seni desteklemeyecek ya da destekliyor gibi görünecek, arkandan iş yapacak. Yani böyle çok şeyler, her sektörde olan şey bu. Çünkü benim en başta yaşadığım şöyle bir şey vardı. Çizer olarak artık tamam anılmaya başladıktan sonra yayın evleri beni arıyor. Çok fazla iş geliyor, her yerden teklifler geliyor. Yurt içinden, yurt dışından birçok iş yapıyorum. Belli bir süre sonra şöyle bir şey oldu. Güzel sanatlar okumuş olan çizerlerden bazı böyle mobbingler yaşadım.
ya işte bunlar da işte güzel sanatlar okumamışlar ama çizerim diyorlar kendilerine falan diyenler oldu. Yani tamam, okumuşsunuz, çok güzel, çok özeniyorum, takdir ediyorum. Keşke bilgilerinizi açsanız, biz de öğrensek, arkadaş olsak, dost olsak, ponçik falan böyle böyle gökkuşağının altından yürüsek falan. Ama ya düşman da olmayın yahu. Yani hayat şartları herkese aynı değil ki. Herkes gidip de en iyi yerlerde, en iyi imkanlarda okuyamıyor. Olmuyor. Yani bir yandan hayat telaşıyla koşturuyorsun. Dediğim gibi o yaşta benim annem babam bir yandan ayrılıyor. Orada bir geçim telaşı, burada bir şeyler falan böyle, o kadar şeyin içerisinde. Ben şu anda baktığımda aferin ya bana falan diyorum. Küçücük kızmışım, yapmışım yani falan diyorum. Bunu diyorken birinin çıkıp da ya bunlar da kendine çizerim diyor falan dediği zaman bir terlikle ağzına orası geliyor insanın. Yani böyleleri de var. Ya tabii ki hala çok özeniyorum. Şu anda da mesela yani imkan olsa, fırsat olsa, belki çocuklarımı büyütünce fırsatım olur buna. Oğlumla beraber belki üniversiteye giderim. Ben de güzel sanatlara giderim. Oğlum şu anda 7. sınıfta. Olur belki yani güzel sanatları, çünkü okumak da öyle kolay bir şey değil. Yani örgün okuyorsun. Sürekli gitmen gerekiyor. Sürekli çalışman gerekiyor. Öyle olduğu zaman mesela benim yemeklerimi kim yapacak? Evimi kim temizleyecek falan. Yani tipik bir anne yüreği de bunları sorguluyor. Belki o imkanlar daha iyi olur. Neden olmasın? Belki hani yemeğimi temizliğimi yapacak birileri olur. İnşallah yani. Allah yardımcın olsun demişti ya. Belki Allah yardımcım olur bir daha. Ve ben tekrar gider örgün okurum. Ve okuduğumda çok güzel şeyler öğrenirim. Ama çizer olurum diyemem. Ben çizer oldum zaten. Allah'a şükür oldum. Yani buna eminim. Yani bir şey oldum mu dersen ben çizer oldum. Çünkü çok çocuk kitapları resimliyorum ben. Çünkü dünyada farklı yerlerde de insanlar benim işlerimi görüp de bana iş sunuyorlar. Yani sadece benim çevremdeki birkaç kişinin ya bu güzel sanatlar okumamış çizer olur mu demesiyle bana ben çizer olmayacağım diye bir şey yok. Olmuşum ki bana farklı yerlerden işler gelmiş. Yapmışım, yapıyorum. Güzel sanatlar okusam da hani eşim bazen diyor ki güzel sanatlar okuyup ne yapacaksın, çizer mi olacaksın diyor. Ya belki hani eğitim verebilirim, böyle söyleyeyim. Eğitim veriyorum ayrıyetten. Bu arada çocuklara ve yetişkinlere çizme eğitimleri veriyorum. Ben bu işin tekniğini öğrendim. Ben bu işi artık şey olarak değil, yani böyle amatör olarak değil. Bu işi gerçekten öğrenerek yaptım baktığında. Tabii ki de hatalarım, kusurlarım var. Yani bakıyorum ben de yıllar önceki işlerime bakıyorum. Yeri geliyor bir ay önceki işime bile bakıyorum. Yani şurasını şöyle yapabilirdim, böyle yapabilirdim diye kendimi çok fazla eleştiren bir insanım bu arada. İnanılmaz eleştiriyorum kendimi. Bazen böyle kendimden nefret ettiğimi falan düşünüyorum. Buhranlara giriyorum. Ay diyorum, ne kadar iğrenç oldu falan. Ama bu da bir insanı geliştiren bir şey herhalde. Yani bakıyorum o hataları tekrar yapmamaya çalışıyorum. Eleştire eleştire doğru yolu bulmaya çalışıyorum. Yani bu eğitimlerde de kendimce bulduğum daha böyle kısa yolları, daha basit teknikleri, nasıl daha kolay anlarız anatomiyi, nasıl perspektifin işte basit bir şekilde şeyini çıkartırız böyle falan gibi yöntemleri, kendimce çözdüğüm şeyleri derslerimde anlatmaya çalışıyorum. Ve çok güzel geri dönüşler oluyor. Çocuklar, 7 yıldır ders veriyorum ve kaç yani yüzlerce öğrencim oldu. Ve ben çocuklarla sürekli bir iletişimdeyim. Sürekli onlardan geri dönüş alıyorum. İmza günlerine gidiyorum oralarda, okullarına, söyleşilere gidiyorum. Yani sürekli bir etkileşim halindeyim ve o beni sürekli besleyen bir şey zaten. Sürekli onların güncel zevklerini, güncel esprilerini, yani bizim çocukluğumuzdaki çocuklarla şimdiki çocukların espri anlayışı bile bir değil. 10 yıl önceki, 5 yıl öncekiyle bile aynı değil. Bazen bir kelime oluyor, bir sene içerisinde modası geçiyor, çocuklar iyi ya bu geçti modası falan diyorlar. Yani sürekli etkileşim halinde kalmak lazım ki burada çocuk kitaplarına direkt yansıması var bunun. Yaptığın işe direkt olarak yansıması var. Çocuk neyi seviyor, neyi sevmiyor hemen bu işe yansıyor. Ve bu öğrendiğim şeyleri hem çocuklara hem de çocuk kitapları resimlemek isteyen yetişkinlere anlatıyorum. Tabii ki de çok fazla başvuru geldiği için burada kısıtlı kontenjanlarımız oluyor. Elimden gelince yetişmeye çalışıyorum. Haftada 6 tane dersim var. Çok şükür. Tabii ki çok mutluyum bu durumda. Ve oradaki
Çizer olmak isteyen arkadaşlarımızın hikayeleri de beni çok etkiliyor. Ev hanımı çocuklarını büyütmüş, okula gönderiyor ve çizim yapıyor. Kadın gidip kocasına diyor ki ya bunca zaman boyunca ben hiçbir şey istemedim. Ben tablet istiyorum senden. Altın bilezik istemiyorum, araba istemiyorum. Tablet istiyorum, tablet al bunu diyor. Tablet aldırıyorlar kendilerine. Procreate'i yüklüyorlar ve çizim yapıyorlar. Çizim yapmaya başlıyorlar. Ve ya 40'ından sonra çocuk kitabı çizeri olanlar var. Ben kalkıp da bu kadına nasıl derim ya, bu da çizer mi ya? Güzel sanatlar okumamış falan. Bunda şımarıklık tabii ki, bu başka bir boyutu işin ama yani yapmaya çalışıyor, yapıyor. Çocuk büyütmüş, çocuk yetiştirmiş. Kendince bu işin bir formülünü çözmeye çalışıyor. Bildiği bir şeyler var. Tabii ki de hani yazmak başka bir boyut. Yazmak da farklı bir eğitim gerekiyor, farklı bir bakış açısı gerekiyor ama çizim yaparken biraz daha özgün olunabiliyor. Biraz daha kenarları açık bir alan. Çünkü korku kitapları da çizilebiliyor. Yani yaş grubuna işte mangalarda falan görüyorsunuz işte. Vahşi şeyler de çizilebiliyor. İğrenç şeyler de çizilebiliyor. Geçen gördük, sümük kitabı vardı. Kaka kitabı vardı. Yani çocuklar bunları da okuyorlar bak. Onu çizen çizer değil mi? Onu da çizmiş çizer yani. Tabii ki de bunların hepsinin bir eğitimle olmasını gönül ister. Hepsinin altında doluluk ister. Ama bir yerden de başlamak lazım. Her şeyi tam olsun. İşte hani evleneceklere söylerler ya işte evinin her şeyi tam olsun diye bekleme. İşte tut bir yerinden. Yani bir şekilde bir yerinden tutmak lazım. Her şeyin tam olsun diye beklememek lazım. Tablet yok mu? Olabilir. İlla benim son model işte iPad'im olsun, Procreate yükleyeyim falan. Tamam, kağıt kalem. Çok güzel. Kağıt kalemle yap. Kağıt kalemi al eline. Onlarla bir şeyler karala. Çocuk kitapları resimlemek zorunda değilsin. Çocuk kitapları resimleyemiyorsan etkinlik kitapları hazırla. O da çocuk kitabı sonuçta tabii ki ama hani şey olarak bahsediyorum. Kategori olarak bahsediyorum. Etkinlik kitapları olsun. Bebek kitapları hazırla. Şekiller, renkler, sayılar, çizimleri hem daha basit, daha net çizgileri var. Sonuçta çocuk kitaplarındaki gibi bir ayrı kompozisyon falan çok aşırı böyle hayal etmene gerek yok. Ders kitapları baktığınızda yani sonuçta ders kitaplarında da çok fazla çizim, etkinlik, yayın evleri bunlar için de çizerler arıyor. Kendi projelerinizi hazırlayın. Ya baktığında ben bir İngilizce öğretmeni olsaydım çocuklara kendi yöntemimle de İngilizceyi daha kolay anlatabilmek için, sevdirebilmek için bir kitap hazırlardım. Böyle yazarlar da var. Veyahut da işte Türkçe öğretmeni, tarih öğretmeni kendince tarihi daha kolay, daha eğlenceli anlatabilmek için eğlenceli bir tarih kitabı yazmış gibi. Yani çizmiş ya da yazıp çizmiş. Bu da olabilir. Ama bunlar olmuyorsa işte oyuncak, ya en başta anlattım ya, oyuncak tahta, oyuncak ahşap, oyuncak firmaları var demiştim mesela. Öyle oyuncak çizimleri yap. O da bir çizim. Yani çizimin birçok alanı var ve bir yerden tutup çizim yapmaya başlayabilir bence insan. Şöyle de bir şey var. Yapmalı mı? Yapmak zorunda mı? İşte değil tabii ki. Çizim yapmak zorunda değil kimse. Kimsenin illaki bir yeteneği ya da hırsı, isteği olmak zorunda da değil. Ama bir şey yapmak istiyorsan ve içinden de çizim yapmak geliyorsa, işte çocukken ben çok güzel çizim yapardım. Boyalarımı, kalemlerimi çok severdim. Kırtasiyeye girdiğim zaman çok mutlu oluyorum. Kalem kağıt beni sakinleştiriyor. Bunu keşke böyle bir işe dönüştürebilsem, bir kazanç elde edebilsem. Kazanç, çok aşırı kazanç olmasa bile en azından adımın yazdığı bir eserim olsa ya, şöyle çocuklarıma bırakabilsem. Tamam, satılmayan bir şey bile olsa, kendim bunu yapsam, evde böyle birkaç tane işte şeyden çoğaltırsam, kırtasiyeden çoğaltırsam, hatıra olarak bıraksam gibi birçok alanda çizim yapmayı isteyebilir insan. İlla ki tam profesyonel çocuk kitabı çizeri olacağım değil. Ya hayat hikayesini yazacaktır, çizecektir. Kenarlarına ufak ufak çizimlerini ekleyecektir. Annesine babasına hatıra bir şey hazırlayacaktır. Soy ağacını çıkaracaktır falan. Ne olursa olsun. Burada o kadar aslında ufkumuzu genişletebiliriz ki bir şekilde hayatın içerisinde insan bir şeyler çizmeli bence. Eline kalem almalı. Bakalım o kafanın içerisinden neler çıkacak. Bir doktor kendince mesela bir şeyler çizmeli. Ben bir gün mide ameliyatı olacağım zaman profesör bana şeyi anlatıyor işte.
mideyi böyle kağıda çizdi, küçücük bir kağıda. Ve orada tam olarak nerenin alınacağını, işte nerelere ne yapılacağını falan anlatıyor. Ben dedim ki, ya dedim burada müdahale etmem lazım, böyle çizilmez. 16 yaşında özgüvenli. Mide böyle çizilmez dedim. Aldım kalemle, mideyi çizdim. Adam güldü bana. Tamam dedi, bak dedi, o zaman şu kısmını kesiyoruz. Ya yani bir şekilde bir yerde gerekiyor. Olması insana iyi hissettiriyor. Çocuklarla mesela çizim yaparken bir arkadaş vardı, çizim derslerime gelen bir hanım. Herkes hayallerini anlatıyor. İşte ben çocuk kitabı çizeri olmak istiyorum. Ben işte bir şey yazdım, onu çizeceğim falan diye hikayelerini anlatıyorlar. O abla da dedi ki, ya benim bir hayalim yok aslında, bir hedefim yok. Ben sadece çocuklarımla güzel resim yapmak istiyorum. Oturuyoruz beraber çizim yapmaya. Kağıtları, kalemleri masaya koyuyoruz işte. Onlar çok güzel çizim yapıyorlar. Ay anne, sen de hiç çizemiyorsun diyorlar. Ve ben de güzel çizim yapmak istiyorum dedi. Ne kadar çocukça bir şey değil mi ya? Ne kadar saf, tatlı bir istek bu. Sadece çocukları ve kendisini mutlu etmek için çizim yapmak istiyor. Sadece onun için çizimi öğrenmek istiyor. Hayran oldum. Yani o kadar da pozitifti ki grubumuza gerçekten çok böyle neşe katıyordu. En çocukça hayaller ondan çıkıyordu. Çizimlerimizde böyle en absürt şeyleri, fikirleri falan o veriyordu. Bu da olabilir. Nefessiz 40 dakika boyunca konuşmuşum. Kendimi tebrik ediyorum. Dolmuşum demek ki, anlatmak istemişim demek ki. Biraz böyle hem dertleşmiş olmak gibi de oldu benim için. Hem sohbet oldu. Dinleyenlere şimdiden sabrınız için teşekkür ediyorum. İnşallah keyif alarak dinliyorsunuzdur. Olabildiğince böyle içimden geldiğince olsun istedim. Tamamen sohbet olsun istedim. Bir yere bakmıyorum, bir yere yazmadım, not almadım. Alsam iyi olurmuş aslında. Soruları falan not alsaymışım iyi olurmuş aslında ama almadım. Sadece ufak bir kesinti yaptım. Orada da az önce yağmur yağıyordu ve birden cam açıldı korkunç bir şekilde. Orada bir kesinti yaptım. Yani böyle olabildiğince aklıma gelenleri anlatmaya çalıştım. Çizerlikle alakalı tabii ki de çok fazla konuşulacak çok şey var. Ama ben kendi sürecimden bahsetmek istedim. Kendi hikayemi anlatmak istedim. İşte röportajlar falan çok yaptım şimdiye kadar. Hava atmak gibi olmasın. Gazetelerle olsun. İşte Azerbaycan'a gittiğimde Azerbaycan'da bestseller oldum. Ve oraya çağırdılar beni bu sene. Oraya gittiğimde Azerbaycan kanallarıyla röportajlar yaptım. İşte Kazakistan'da da aynı şekilde bestseller oldum. Oraya da gittim. Bunları gururla söylüyorum çünkü çok bilinmiyor sanki böyle. Böyle bizim televizyonlarımızda falan çok çıkmadı. TRT Avaz'da bir yayınlanmıştı. İşte Kazakistan'da bestseller oldu Türk yazar falan diye. O zaman çok mutlu olmuştum çocuk kitabı yazarı olarak. Ama işte bizim sektörümüzde böyle çok böyle şeyler öne çıkarılmıyor. İşte makalelerde falan yazmıyor. Belki de bir başarı değildir bilmiyorum ama ben kendimce başarı olarak görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Oradaki çocuklarla işte dilini bilmediğim çocuklar, Kazak çocuklara diyeyim. Azerbaycan'da yine anladım çünkü Türkçe konuştukları için. Dilini bilmediğim çocuklarla orada ben çizim yaptım, sohbet ettim. Bu benim için böyle uç noktaydı. Ya zirvedeyim, tamam dedim, beni buradan alabilirsiniz. Çok mutlu olduğum bir şeydi. Çok ağladım yani, mutluluktan ağladım. Düşünsenize ya, bir film falan çekilse güzel olurmuş böyle. İşte Allah yardımcın olsun yeğenimden, böyle gidiyorsun oralarda böyle imza günü falan yapıyorsun. Ya çok böyle gerçekten insanı alıp götüren bir şey düşünüyorum bazen. Son zamanlarda bir duraksama dönemi yaşıyorum. O kadar yoğunluğun, o kadar çok fazla iş yapmanın arkasında şu birkaç aydır, 5-6 aydır mı desem, belki bir senedir durma isteği var. Dedim çok koştum ben herhalde ya. Biraz oturayım, biraz dinleneyim, kafamın içi dinlensin. Bazen de böyle de oluyor insan. Her şeyi de yapamayabiliyorsun, yapmak istemiyorsun, istek bitiyor. Tamam, fuarlara gidiyorum, dersler yapıyorum. Hayat akışı aynı yoğunlukta olmasa da yoğun bir şekilde devam ediyor. Sadece başka yazarların kitaplarını resimlemeyi bıraktım bir senedir. Resimlemiyorum. Belki bir buçuk sene olmuştur. Kendi yazdığım kitapları resimliyorum. O işlere ağırlık verdim. Kafamda çok fazla projeler vardı. Onları yazdım birkaç tanesini. Şimdi onları yavaş yavaş çiziyorum. Kasmadan böyle. Yabancı çizerlerin işlerine bakıyorum. Onların işlerinden böyle çok beğendiklerim oluyorsa onların tarzlarını denemeye çalışıyorum. Bence bu da ayıp bir şey değil. Sonuçta onlar da başkalarından bakarak bir tarz oluşturuyorlar. Sıfırdan
bir tarz oluşturmak çok zor bir şey. Yavaş yavaş oluşuyor. Benim şu anda çizdiğim tarzım bence benim oturdu artık elime. Kendi tarzım oluştu. Ama başta hepimiz birilerini taklit ettik. O güzel sanatlardan çıkan arkadaşlar gerçekten yaptıkları işleri o zamanlar hani güzel sanatlarda size çocuk kitabı resimlemeyi öğretmiyorlar ki. Çocuk kitabı resimleme dersi diye bir şey göstermiyorlar. Size işin tekniğini gösteriyorlar. Siz tekniği öğreniyorsunuz ve teknik bir şekilde çıkıyorsunuz oradan. Ama hayal gücünü kullanıp kompozisyon oluşturup karakter tasarımı yapıp da bir çocuk kitabını resimleyebilmek için onun da benim geçtiğim yollardan geçip araştırma yapması lazım. Çizerleri araştırması lazım. Tarzları araştırması lazım. Çocuk kitapları okuması lazım. Öyle öyle o da tarzlarını buluyor onlarda ve çok komik bir şey oldu. Bana bunu söyleyen arkadaşların ben yıllar sonra işte Pinterest çok böyle meşhur olmadığı için herkes bilmiyor. Pinterest şimdi meşhur olmaya başlayınca bir bakıyorum yıllar önce çizdikleri işler Pinterest'teki yabancı çizerlerin işleriyle aynı. Tamam ne olacak şimdi burada? Ama deşifre etmiyoruz tabii ki de. Ponçik kalıyoruz. Kimsenin adını falan vermeden. Ama böyle şeyler de var sonuçta. Demek ki onlar yapıyorsa biz alaylı çizerler, yeni başlayan insanlar tabii ki de başka çizerlerin işlerine bakıp, kitaplara bakıp onlar gibi çizmeye çalışabiliriz. Onlar gibi çize çize kendi tarzımızı bulacağız. Çocuklar bana soruyor, bazen yetişkinler de soruyor. Ben bir yere bakmadan çizemiyorum diyorlar. Bakarak çiz diyorum. Ne güzel işte bak bakarak çizebiliyormuşsun. Bakmadan çizemiyorum değil bakarak çizebiliyorum. Bakarak çiz, bakarak çize çize çize. Sonra bakmadan çizmeye başlayacaksın. Yani bu bir yol aslında. Ne anlatıyordum? Ben de bakıp kendi tarzımı, yani şu anki işlerimden bahsediyordum. Şu an bile bakıyorum mesela İranlı çizerler, öf dehşet çizimler yapıyorlar. Çok farklı teknikleri var, çok farklı boyamaları var, bakış açıları var, karakterleri falan çok değişik. Diyorum Allah'ım bu adam bunu nasıl çizmiş? Yani ne yaşıyor bunu çizerken? Aydınlanmış mı falan? Ya da bakıyorum işte İtalyan çizerler falan çok değişik çiziyorlar. Yani bir tek bizim şeyimizde değil ki topraklarımız sınırlarımız içerisinde değil ki bu çizim. Azerbaycan'a gittim çok farklı çiziyorlar. Kazakistan'da ben iki tane ülke gördüm ama onlar da çok farklı farklı çiziyorlar. Umman krallığına ilk yurt dışı işimi almıştım. Bana geldiği zaman o iş bu arada oradaki arkadaş da beni Facebook'tan bulmuş. Çok komik bir şekilde Facebook'tan ilk iş ilanımı almıştım. Umman Krallığı'ndan yazıyor. Tabii İngilizce yazıyor. Sevgili Sadaf. İngilizce yazıyor. Umman ilk Arapça yazdı. Sonra İngilizce yazdı. İngilizce'de buluştuk böyle. Dedim Arapça bilmiyorum. İngilizce onu da tam bilmiyorum ama dedim yine de çat pat konuşuruz. Translate'den falan konuştuk. Bir kitap projesi verdi bana. Ben onu resimlemeye başladım. Dolarla çalışmak çok keyifli bir şeydi bu arada. Öneririm. Eğer yurt dışına CV yollarsanız, portfolyo oluşturursanız, yabancı yayıncıları bulun mesela, onlara mailler atın falan. Konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama en büyük hayallerimden birisiydi. Artık böyle ciddi ciddi kitap resimlemeye başlayınca Harry Potter'ın yayıncısına, yabancı yayıncısına, yani Türkiye'deki yayıncısına değil, yabancı yayıncısına ben mail attım. Portfolyomu oluşturdum. İşte çok büyük bir özgüvenle kendimden bahsettim ve gönderdim. Tabii ki cevap yazacaklarını falan bile düşünmeden. Yani göndereyim bir hayalim de sonuçta bu Harry Potter delisi bir insan olarak çocukken, çocukluğumda hala severim. Göndereyim dedim ve gönderdim. Aradan bir süre geçti. Bana dönüş yaptılar. Dosya gönderdiğin için çok teşekkür ederiz. Ancak değerlendirme yapmıyoruz, dosya alımı yapmıyoruz diye bir geri dönüş yaptılar. Ya onu çerçeveletip böyle duvara falan asmak istedim. Yani ilk defa bir red mesajından bu kadar çok mutlu oldum. Yani reddettiler baktığın zaman ama ben çok mutlu oldum. Adamlar bana cevap yazmış ya. Bizim Türk yayıncılarımıza biz mail atıyoruz cevap yazmıyorlar. Adamlar bana cevap yazmış. Olumsuz bir dönüşte bulunmuşlar. Belki hazır bir mesajdı bilmiyorum ama o bile olsa çok güzel bir şeydi benim için. Bu arada yayıncılarımıza da dinleyen varsa öneriyorum. Allah aşkına çizerlere geri dönüş yapın yazarlara. Millet cinnet geçiriyor. Soruyorlar bize. Ya bu yayıncılar niye dönüş yapmıyor? Yaparlar öyle şeyler boşver falan diyorum. Bir daha yolla diyorum. Görmemiştir bir daha yolla bir daha yolla. Ara
öldünüz mü, iyi misiniz, bak mailim gelmişti, yaşıyor musunuz falan de, biraz rahatsız edin falan diye. Onu, o aklı ben veriyorum onlara, varsa öyle bir delileriniz. Ama siz de dönüş yapın. Yani onlar da bana geri dönüş yapmışlardı. Niye bu kısmı anlatıyordum, unuttum, bir dakika geriye alıp bakacağım. Bayağı konuşmuşum ama şeyden bahsediyordum. Umman Krallığı'na ilk yurt dışı işimi yaptığımdan bahsediyordum. Diyeceğim şu ki, ben o işi, ilk çizim geldi bana, çizim daha doğrusu metni geliyor ve o metne göre çizim yapıyoruz. Ben onu tam renkli bir şekilde çizdim, gönderdim. Gelen revizede de şöyle bir şey vardı. İşte sevgili Nur, bizim parklarımızdaki banklar bu şekilde değil. Bizim salıncaklarımız bu şekilde değil. Bizim apartmanlarımız bu şekilde değil. Ben sana buradaki bankların fotoğraflarını gönderiyorum. Ben sana buradaki salıncakları gönderiyorum. Bunları benzeterek çizebilir misin diye bir revize almıştım. Ya çok tatlı bir revize. Ben sadece kendi topraklarım içerisinde sınırlı kalıp da buradaki gördüğüm şeylere göre çizdiğim için orada bambaşka bir şey var. Aslında ön araştırma yapmamışım. Ya oradaki salıncaklar nasıl oluyor diye bir şey yapmamışım. Ve onlara göre çizmem gerektiğini oradaki revizeyi alınca aydınlandım. Biz illaki işte buradaki gördüğümüz kitaplara göre çizdiğimiz zaman bizim belli bir çerçeveden çıkamadığımız hep aynı kitaplarımız olacak. Ki öyle, fuarlara gidin, gidiyorsunuzdur muhtemelen kitapçılara gittiğinizde. Bir bakın şöyle raflarda birbirine çok benzeyen kitaplar, hep aynı elden çıkmış kitaplar. Çünkü böyle görüyoruz etrafımızdaki tüm yayıncılar aynı şeyleri çıkarıyorlar. Bir kitap tuttuğu zaman hepsi aynı şeyden çıkartıyor. Futbol kitabı herhalde her yayın evinin vardır, olmazsa olmaz. Bir şey tuttuğu zaman aynı şeyler yapılıyor. Biz kendi topraklarımızdan ibaret zannediyoruz. Ama baktığımızda, yabancı kaynakları araştırdığımızda, yabancı çizerleri, yazarları, yayıncıları araştırdığımızda bir bakıyoruz ki ya burası derya denizmiş, neler neler varmış, böyle kimse bize söylemedi bunları. Ya üniversitelerde muhtemelen işliyorlardır işte böyle şeyleri, belki gösteriyorlardır, bilmiyorum, inşallah öyledir. İnşallah bir gün nasip olur, ben de görürüm. Ama bizler de kendi çapımızda artık biraz böyle farklı ülkelere bakıp neler yapmışlar diye araştırıp tarzımızı oradaki çizerlere göre, oradaki kitaplara göre geliştirmeliyiz. Mesela bir kitap hazırlayacaksınız, okul öncesi kitap hazırlayacaksınız, farklı bir şey olsun istiyorsunuz. Bir girin bakalım yabancı, Amazon'a girin, çocuk kitaplarını aratın, yaş gruplarını aratın ve orada farklı nasıl kitaplar yapılmış. O kadar çok farklı kitap var ki. Burada şu son zamanlarda mesela çok güzel kitaplar çıkıyor. Şekilli kitaplar var, içinde materyalleri olan kitaplar var. Tak çıkart falan, değişik kitaplar. Az önce dediğim işte sümük kitabı vardı ya. İçine böyle jel gibi bir şey koymuşlar. Dokunuyorsun, gerçekten iğrenç bir şekilde içinde sümük varmış gibi. Ve bu kitabı yayınlamışlar. Çok da satılan bir kitap. Çünkü niye? İçinde vıcık vıcık bir şey var. Slime koymuşlar muhtemelen. Çocuk orada dokunarak etkileşim kuruyor kitapla. Dokunsal bir kitap. İşte tüylü kitaplar var, yine aynı şekilde dokunuyor gibi. Bunları da hazırlayan, proje olarak hazırlayanlar, sonuçta bizler gibi insanlar, araştırıyorlar, bakıyorlar, ihtiyaca göre farklı kitaplar oluşturuyorlar. Araştırdığınızda da siz de kendinize uygun modeller bulacaksınızdır. Kitaplarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Tabii ki daha çok böyle geniş de konuşabiliriz. Ama şu anda hiç bu video ile ilgili gördüğünüz, izlediğiniz şeyle ilgili konuşmadığımı fark ettim. Aslında böyle baştan sona kadar şey anlatmak istemedim böyle. Düşüncem şuydu, işte şurada şu fırçayı kullandım, buradan şunu seçtim, bunu yaptım falan. Detaylı bir anlatım düşünmüştüm başta. Ama şu anda baktığımda birbirini aslında tekrar eder gibi olacaktı. İnşallah bu şekilde konuşmak sizi için daha keyifli olmuştur. Sesini tamamen kısıp öyle de dinlemiş olabilirsiniz. Kendi kendime de konuşuyor olabilirim ama biraz da bu yaptığım çizimden bahsedeyim. Bu bir poster. A3 boyutunda. Kenarlardan taşma payları verdim. Ki baskıda kesime gittiği zaman çizimin önemli yerleri gitmesin diye. Ve ortaya katlama çizgisine çok denk gelmeyecek şekilde normalde çizimleri yaparız. Ama bu bir poster olduğu için açıp duvara asacak çocuk bunu.
önemli figürleri olabildiğince ortaya koymaya çalışıyoruz. Kenara doğru da dağıtıyoruz. Biz şu an Ramazan'dayız. Ama çizerler zamanı her zaman daha ileride yaşar. Çünkü daha bir an önce baskıya yetişsin diye bitirmemiz gerekir. Ramazan'da olmamıza rağmen şu anda bayram çizimi yapıyorum ben burada. İyi bayramlar yazıyor Mahya'da da zaten fark ettiğiniz üzere. Bunu Türk Dil ve Edebiyatı Derneği'nin çocuk dergisi Kardelen Çocuk için, başta bahsettim galiba, Kardelen Çocuk dergisi için çiziyorum. Yanında hediye olarak vereceğiz bu çizimi. Dergilere çizmek de insanın elini çok geliştiren bir şey. Çocuk dergilerini araştırıp bakıp hangi çocuk dergileri var ve onlara mailler atın. Onların yayın yönetmenlerini künyeden bulun, editörlerini bulun, onlara yazın. Instagram'dan falan. Yani böyle de oluyor çünkü. Olmaz diye düşünmeyin. Yani şahsi bir şey gibi düşünmeyin. En fazla reddeder. Ya böyle iş mi olur, üslup mu olur, mail at falan diyebilir. Ne olacak? Biraz arsız da olmak lazım bu konuda. Çünkü kimse size oturduğunuz yerden bulup da "Aa, bu adam acaba güzel çiziyor mu? Gel buna iş verelim" falan demiyor. Diyordur belki birilerine ama ben öyle bir şey görmedim. Sizin onları bulup o insanları biraz sıkıştırıp kendinize varlığınızı, işinizi göstermeniz lazım. Kendinizden bahsedin. Ben çizim yapıyorum. Derginizde çizim yapabilir miyim? Deyin. Tatlı, kalpli falan böyle. Ben Minika Go ve Minika Çocuk dergilerinde çalışıyorum. 7 yıl o da oldu. Evet, 7 yıl oldu. Dergi 7 yıllık zaten. İlk sayı haricinde ikinci sayıdan itibaren ben de dahil oldum kadroya. İlk sayıyı gördüğüm andan itibaren dedim ki ay ben Minika Go, Minika Çocuk, ben de bu dergide çizim yapabilir miyim? Hemen mail attım. Herhalde 5-6 tane mail atmışımdır. Salih abi, sevgili Salih Zengin, yayın yönetmeni, kesin bana kasten dönmedi. Görmemiş de olabilir. Ve sonra dönüş yaptığında "Aa, tabii çok isteriz seninle çizim yapmayı, seni tanıyoruz zaten" falan dedi. Çok mutlu olmuştum o zaman. Hemen beni çağırdı, ATV'ye gittim. Minika Go, ATV'nin çocuk dergisi bu arada. Gittim, böyle bayağı polis kontrolünden falan geçip öyle giriliyor oraya, kimlik falan bırakıyorsun. Gittiğimde dedi ki "Çok güzel çizimler yapıyorsun ama biraz daha tarzını değiştirmeye çalış. Önceki çizimlerim daha şeydi, böyle vektörel çizim gibiydi. Biraz daha tarzını geliştirmeye çalış. Niye bizim çizerlerimiz hep böyle işte Avrupa'yı çocuklar gibi çocuklar çiziyor ki? Mavi gözlü, işte sarı saçlı Alman çocuklar falan. Ya bizim Türk çocuklarımız gibi karakterler çizsenize" falan dedi bana. Öyle deyince orada ben bir aydınlanma yaşadım. Ondan sonra böyle daha çok böyle yerli karakterler çizmeye başladım. Çünkü çocukken ben de bakıyordum kitaplara falan. Hep sarışın kızlar, işte Avrupa'yı tipler falan. Biz de böyle normal Türk kızı, siyah saçlı, siyah gözlü. Çok üzülüyordum, ay diyordum, hiç siyah saçlı çocuk yok dünyada benden başka. Bir tek ben varım. Etrafındakileri görmüyorum herhalde. Bir tek kendimi görüyorum ama kitaplarda görmeyince, kitaplar benim için o zaman daha gerçek bir dünya. Kitaplarda görmeyince çok üzülüyordum. Sonrasında dedim ki yani şu anda benim kitaplarımda da hep işte turuncu saçlı, işte mavi saçlı, mor saçlı, hayalimden öyle çıkıyor ya, renkli renkli saçlı kızlar var. Gerçek kızlar bunu görünce kendisiyle bağdaşlaştıramıyor herhalde. Saçaklı kızı yazmıştım tabii o zaman ama çizmiştim. Saçaklı kız da siyah saçlı bir kız. Velhasıl işte Salih abinin de yönlendirmeleriyle ben Minika Go'da başladım. Uzun zamandır hala Minika Go, Minika Çocuk dergilerini, ki bir tek onlar değil, ek dergileri de çok fazla var. Kukuli dergisi var, işte belediye dergileri var. Dergicilik benim bütün bir yoğunluğumun %30'u falandı bir aralar. Yani sürekli dergi yapıyorduk biz. İşte Sağlık Bakanlığı'nın dergisi, Milli Eğitim'in dergisi falan, her yerden dergi yağıyordu üstüme. Yavaş yavaş onları Allah'a şükür üzerinden çıkarttım, attım. Yani yeni çizerlere yol açtım diyeyim. Dedim ki artık yani benim eğitimlerimden çıkan ya da arkadaşlarım olan şu çizerler var, onlarla devam edebilirseniz ben çok yoruluyorum. Hepsine birden yetişemiyorum. Çünkü dergi dediğimiz şey zamanlı bir şey. Aylık oluyor çoğu ve o aylık süre içerisinde sana bir ay vermiyorlar ki. Onun yazım süreci var, grafik süreci var. Sana verdikleri 2 gece, 3 gece, o kadar. Yani o kadar az sürede senin öncesinden çizip eskizi gönderip onay alıp
renklendirip teslim edip revize alıp revizeyi düzeltip teslim etme derken böyle bir de bunun sürekli ve çok fazla olduğunu düşününce insan çok yoruyor. Ama bu sürekli olması insanın elini çok fazla geliştiren bir şey. Her seferinde farklı konular çiziyorsunuz. Yani normalde kendini geliştirmek için çizim yapan bir insanın aklına gelmeyecek konuları dergiler size veriyor. Mesela bunun illaki ücretli olmasına gerek yok. Ücretsiz, gönüllü yapılan çok fazla dergiler var. Bunları araştırın. Bunlara çizim yaptığınızda, oraya yazılan yazıların, hikayelerinin resimlerini yaptığınızda eliniz gelişiyor. Mesela bir sınıf ortamını çizebiliyorsunuz. Farklı açılardan çizin. Defalarca çizilmesi gerekiyor belki. Belki her ay birbirini tekrar eden bir sınıf hikayesi çiziyorsunuzdur ve eliniz o perspektife, kompozisyona daha yatkın hale geliyor. Ya da absürt bir şey çiziyorsunuzdur. İşte denizler altındaki ülkeleri, yaşayanları falan böyle daha hayali bir şeyler çiziyorsunuzdur. Uzayda yaşayanlar ki şu yaşıma kadar kaç tane uzay çizimi yapmışımdır sayısını bilmiyorum. Sürekli farklı farklı kompozisyonlarda, farklı farklı sahnelerde evirip çevirip o çizimleri yapa yapa eliniz gelişiyor. O yüzden mutlaka bence bir çizerin dergilerde çalışması gerekiyor. Bunun illaki dediğim gibi çok ünlü dergiler olmasına gerek yok. Minika Go'dan önce Beyaz Bulut dergisinde yıllarca gönüllü çizerlik yaptım. Hiçbir kuruş ücret almadan. Bir tek Beyaz Bulut'ta değil, onun gibi başka böyle gönüllü çıkan dergiler oluyordu. Derneklerin falan, İHH'nın soruyorlardı işte gönüllü çizer misiniz, destek olur musunuz? Onlara da çizimler yapıyordum. Sürekli olmasa da onlar. Sürekli böyle gönüllü işlerle de insan elini geliştirebiliyor. Dediğim gibi farklı konulara geçmiş oluyorsunuz. Bu dergi gönüllü değil, Allah şükür Kardelen Çocuk Dergisi ücretini hakkıyla ödüyor. Türk Dil Edebiyatı Derneği'nin benim için çok önemli bir kurum zaten. Ve böyle bir derginde çiziyor olmak da benim için çok güzel. Hediye olarak verilecek çocuklara bu dergi. O da ayrıyeten güzel. Yani ben çocukların, çocuk kitaplarının ücretli olmasına çok böyle üzülen bir insanım. Her ne kadar işimi ve geçimimi bundan sağlasam da. Yani bence devletler çocuk kitaplarını ücretsiz yapmalı. En azından yani belli bir çıtanın altını ücretsiz yapmalı. Ama tabii ki böyle çok böyle abartılı fiyatlarda olanlar, işte pop-up oluyor ya böyle açılınca böyle içinden kaleler, ejderhalar falan çıkan kitaplar var, görmüşsünüzdür. Tamam, hani keyfi olanları en azından bir ücret olabilir. Yayın evleri de aç kalmasın. Ama yani çocuk kitaplarına ulaşılması biraz daha kolay bir şey olmalı ki çocuklara böyle okumayı teşvik edecek, okumayı sevdirecek şeyleri devlet elinden sağlanmış olsun. Belki bir gün olur bu yayınımı belki bir devlet kanalından biri izliyordur ve der ki Nur doğru söylüyor. Biz bunu yapalım diyecektir belki, neden olmasın. İşte bu dergi de Türk Dil Edebiyatı Derneği'nin işte ücretsiz yanım dağıtılan bir dergisi. Pardon, posteri. Dergiye emin değilim şu an ücretsiz miydi yoksa çok ucuz bir ücreti var mıydı? Emin değilim ama web sitelerinden ücretsiz olarak okunabildiğini biliyorum. PDF'ini açıyorsunuz, orada bak okuyabiliyorsunuz. Özel Eğitim Dergisi de öyle. Özel Eğitim'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir dergi. Orada da çizim yapıyorum. Onun da aynı şekilde sitesine girip Özel Eğitim Çocuk Dergisi diye aratıyorsunuz ve PDF'i çıkıyor. Hepsini oradan okuyabiliyorsunuz, çizimlerini inceleyebiliyorsunuz. Belki işte künyede gördüğünüz iletişim adresine kendinizden bahsedip ben yazar veya çizer olarak başvuru yapmak istiyorum diye iletişim kurabiliyorsunuz. Yani şu zamanda artık bir yerlere ulaşmak bence çok kolay. Yani ulaşabiliyoruz bir şekilde. Her yerden bulabiliyoruz o insanları. O insanlara yazıp geri dönüş çok fazla olmayabilir. Çok fazla yazıyorlardır belki. Defalarca bu aklı verdiğimi de aramızda kalarak defalarca bu insanlara yazarak iletişimi sağlayabiliyoruz. Şu anda da bu çizdiğim çizim, yine çizime gelirsek, Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı ile ilgili bir poster çiziyorum. Kullandığım fırçaları genelde soruyorlar. Bu kullandığım program Procreate. Procreate ücretli bir program. Bir kerelik satın alıyorsunuz. Ve maşallah gidiyor ya. Güzel program. Ekstra birden ücret istemiyor bir daha. Tabletin kendi kalemi var. Kullandığım iPad Pro 6. nesil 12.9 inç. Söylemesi zor ama evet. Kalemi de alıyorsunuz. Tableti alınca mutlaka koruyucu ekran taktırıyorsunuz. Kılıf taktırıyorsunuz çünkü yani fiyatları yükselmiş, kırılmasını istemeyiz.
yeni başlıyorsanız, ben acaba çizebilir miyim, çizemez miyim, bir heves, o kadar ücret ödemeyeyim, uygun bir şey olsun diyorsanız, genelde böyle bir heves alıp kullanmayıp satanlar oluyor ikinci el. Onlardan alabilirsiniz. Daha uygun oluyor. Ben ilk dijital tabletimi, bu kullandıklarımıza dijital tablet diyoruz, böyle Android, bunu ilk ikinci el aldım. Ne aldım? iPad aldım yine. Yine iPad Pro aldım. O da birinci nesildi. 10 inçti yanılmıyorsam. Ve 1,5-2 sene boyunca ben onda yine dergilere işlerimi yaptım. Gayet oldu. Procreate'i yükledim oraya. Ve orada çizimlerimi yaptım, gönderdim. Hiç de bir sorun yaşamadım. Sadece ben normalde Photoshop'ta çizim yapıyorum. Önceki videolarda da görmüşsünüzdür belki. Photoshop'ta bilgisayara takılı Wacom Cintiq tabletim var benim. Ekranı çok güzel bir tablet ve ben onu işte söylemiştim ya, kayınvalidemlerin yanında otururken almıştım diye. Ondan, o zamanlardan sonra aldım. Çok eski bir tablet yani. En az 12 yılı var. Çok güzel kullanıyorum o tableti ama fişi, kablosu falan bilgisayara takılı. Onu yerinden kıpırdatamıyorsun. Ağır bir tablet çünkü. Ancak oturup masa başında çalışmak lazım. Ama hareketli olsun. Alıp böyle sağda solda çizeyim, işte güzel reels'ler çekeyim. Reel'lar mı diyorlar? Reels mı? Tam bilemedim. Videolar çekeyim diyeyim işte. Güzel videolar çekeyim. Bağda, bahçede, çiçekler, böcekler arasında diyorsanız, taşınabilir olması çok daha rahat oluyor. Bu arada ben çok uzun zamandır evden çalışıyorum. Freelance olarak evden çalışıyorum. Hani demiştim ya, Damla Yayın Evi ile çalışmaya başladım oğluma hamileyken diye. O zamandır tam oğlum 12 yaşında. 12 yıldır evde çalışıyorum. Her zaman bir çalışma odam yoktu. Dediğim gibi kayınvalidemlerin yanında otururken onların da ev küçük bir evdi. Böyle küçük bir ara oda vardı orada, hol gibi bir yer. Orada bilgisayarımı falan koymuştum, bir sehpanın üstüne, orada çalışıyordum. Sonrasında kendi evimize çıktıktan sonra oğlumun odasında, oğlumun odası küçücük bir oda, küçük böyle 45-50 metrekarelik bir eve çıktık zaten. Oğlumun odasında onun yatağının yanına ben de küçük bir masa koydum. İlk kitaplık çok, tabii çok istiyordum. Hemen bir kitaplık koydum oraya. Kitaplığın içinde sevdiğimiz kitaplar, Harry Potter köşesi yaptım ve orada çalışmaya başladım. Sonrasında orada da uzun bir süre oturup şimdiki oturduğumuz evimize çıktık. Allah'a şükür burası 3+1 ve 2 çocuğum var. 2 tane, sonra da Öykü doğdu. Ve çocukların odası bir, benim odamda küçücük bir, 3+1 dedim ama küçücük bir oda orası. Minik bir banyo kadar bir oda ve ben orayı kendime ofis yaptım. Hayalimde, hani demiştim ya, Timaş'ta çalışırken bir ressamın odasına girmiştim. Çatı katıydı ve orada işte bilgisayarları, tabletleri, boyaları falan vardı. Minimal bir şekilde ben onu kurmuş oldum. Küçücük bir odam var, böyle apartman boşluğuna bakıyor, hava almıyor falan ama ben orada çok mutluyum. Oraya ışıklar koydum, ışıklandırdım odayı. İşte bilgisayarım, tabletim, boyalarım. Orada çizim derslerimi de online olarak orada yapıyorum. Kitaplığım var. Ekstra işte bir koltuk falan koyacak kadar büyük değil ama masam, sandalyem, dolabım falan sığıyor yani. Orası benim için çok mütevazı ve inziva yeri diyeyim. Çok seviyorum orada çalışmayı. Ama illaki işte dediğim gibi çok illa bir odam olsun, ofisim olsun, bir köşem olsun falan da bir kaygı da etmeden nereden başlayabiliyorsanız. Yani çoğu arkadaşım mutfakta da çiziyor. Ben de yeri geliyor mutfakta çiziyorum. Yemek pişene kadar tableti koyuyorum. Hemen çiziyorum orada. Taşınabilir olması tabletin o yüzden güzel. Yani bu kadar şeyi bu yüzden anlattım. iPad Pro kullanıyorum. Procreate kullanıyorum. Taşınabilir olmasını da o yüzden tercih ettim. Burada çiziyorum. Şu anda bu gördüğünüz, izlediğiniz videodaki çizimi de yine Procreate'de baştan sona kadar çizdim. Tabii burada ben onu biraz hızlandırmak zorunda kaldım. 5 saatlik bir videoydu. Ben onu herhalde 1,5 saate mi indirgemiş oldum, şu an göremiyorum ama bu kadar kısaltmaya çalıştım, biraz hızlandırdım. Çok fazla hani böyle kırpmadım, durduğum yerleri falan kırptım. O sırada işte çocuklar sesleniyor, otur kalk falan yaptığım yerleri kırptım. Bütün video burada baştan sona kadar kaydettim, ekran kaydı yaptım. Ekstradan şu anda hayat hikayemi anlatıyorum. Kullandığım fırçaları, evet, sormuşlardı arkadaşlar. Onu da link olarak
paylaşırım. Açıklamaya yazmaya çalışacağım. Deneyeceğim. Açıklamada linkini paylaşmaya çalışacağım. İnşallah olur. Olmazsa da Instagram'dan takip edenler varsa orada bir kanal oluşturdum ben. O kanalda paylaştım linkini. Drive linkini paylaştım. Oradan da tıklayıp indirebilirsiniz. Procreate fırçaları var orada. İndirip kullanabilirsiniz. Ben bunların çoğunu satın aldım. Ama açıkçası burada da hani satın aldığım fırçayı göndermek bilmiyorum. Herhangi bir sakıncası var mı ama benim için yok. Sonuçta herkes birbirine gönderiyor bu fırçaları. Ben de oraya ekledim. Favori fırçalarımı ekledim. Bazı fırçaları değiştirdim çünkü. Yani hepsi satın aldığım şekilde değiller. Üzerlerinde oynama yaptım. Kısa yollar ekledim falan. O şekilde ekledim. İndirmek isteyen gönül rahatlığıyla kullanabilir. Photoshop fırçaları isteyenler de var. Bir süre sonra da Photoshop fırçalarını da Drive'a yükleyeceğim. Onları da kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde, çizimleri bu şekilde yapıyorum. En başta gördüğünüz gibi Cin Adam, Cin Ali, Çöp Adam karıştırdım. Çöp Adam, Cin Ali olarak çizdim hepsini. Yerlerini belirledim, kompozisyonu oluşturdum. Çok hızlı yapmam gereken bir çizimdi. Vakit yoktu. Yani hemen bir gece vakit verdiler çünkü. Hemen gönderebilir misin? Baskıya yetişmesi lazım son anda. Böyle bir hediye verelim falan diye düşünülmüş. Ve çok hızlı bir şekilde yapmam gerekiyordu. Hatalarımı kendimce görüyorum, farkındayım ama hızlı olunca da maalesef bu şekilde oluyor. Gönül ister ki dergiler daha böyle uzun zaman olsun. Ama aylık olunca çok fazla zaman da kalmıyor bize. Hızlı bir şekilde Çöp Adamları yerleştirdim, sahne yerleşimini yaptım. Bayram konsepti olsun istedikleri için mutlaka el öpen bir çocuk olsun dediler. Geri kalanı sana bırakıyoruz dediler. El öpen çocuğu şuraya arkaya sıkıştırdım. bir nine var orada. Geri kalan sahneleri de kendimce oluşturdum. Eskiz aşamasındayken normalde editöre gönderiyoruz ve bir onay alıyoruz. Ama öyle bir vakit yoktu. İnisiyatif kullanabileceğimi de biliyorlar. Çünkü uzun zamandır bu işi yaptığım için elimden çok dergi geçti ve gönül rahatlığıyla bırakıyor herhalde onlarla. Hızlı bir şekilde böyle kaydı başlattım. Eskizinden renklendirmesine kadar bu sahneyi komple bitirdim. Güzel oldu, beğendiler, gönderdim, çok hoşlarına gitti. Basıldı şu anda hatta. Dediğim gibi Kardelen Çocuk Dergisi'nin yanında siz de ulaşabilirsiniz. Çizimim renklendirmesiyle doku, ışık, gölge vesairesiyle neredeyse tamamen bitti. Ben de bu bir saatten fazlalık süre boyunca, bir saatten fazla olan bu süre boyunca sanırım aralıksız konuşma rekoru kırdım kendimce. Normalde kayıt açıp böyle konuşmaya biraz çekiniyorum. Ama bunu artık yapmam gerekiyordu. İnsanlar çünkü bu işe başlıyorlar, merak ediyorlar, nasıl yapmak istediklerini soruyorlar. Ve ben buna tek tek kelimelerle cevap verdiğimde okuyamayan oluyor, görmeyen oluyor. Sonra cevap vermedim gibi oluyor falan derken bir etkileşim sorunu yaşıyoruz. En azından dedim ki burada baştan sona kadar anlatayım ben bu süreci. Biraz da böyle göstereyim yaptığım işi. Feyz alıp dinlemek isteyen, feyz alıp deyince de böyle çok havalı oldu ama yani istifade etmek isteyen diyeyim daha kibarca. İstifade etmek isteyen varsa onlara faydalı olmuştur inşallah. Keyifle dinlemişsinizdir. Sesimi falan kısmayıp kapatmayıp sonuna kadar inşallah keyifle dinlemişsinizdir. Ben konuşurken gerçekten sohbet ediyormuş gibi hissettim. Beni kimler dinliyor bilmiyorum ama dinlendiğimi biliyorum. Birilerinin beni dinlediğini biliyorum. Bir gün sevgili Fulya bana dedi ki hocam sizin bir videonuz sayesinde, böyle çok video atan da bir insan değilim bu arada, çok nadir yaparım bunu. Videonuz sayesinde bir gün işte bebeğim olmuş, onu zor uyutmuşum, gece mutfakta oturuyorum depresif bir haldeyken dinledim ve bana umut oldunuz ve ben kalkıp bu işi yapacağım dedim dedi. Ve hiç yerinden uçağa binmediği halde İzmir'den kalkıp İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na beni ziyarete geldi. Çizim derslerime katıldı. Ve kendi kitabını yazdı. Şu anda kendi kitabı var. Yani bunun olması benim için öyle güzel bir şey ki. Beraber biz Fulya'yla sarılıp ağladık bu arada. İmza günümde sarılıp ağladık. Yani zaten hani tamam duygusal bir insanım ama bu benim için bambaşka bir şeydi. Benim burada oturup da böyle bir yaptığım ses kaydı, hayatımı, işleyişi, bu yolu yordamı anlatışımla bir insanın hayatı değişebiliyormuş.
Bir insan en umutsuz anında bunu dinlediği zaman Dumbledore'un söylediği gibi karanlık her zaman vardır. Yeter ki siz ışıkları açın dediği gibi, açmayı unutmayın dediği gibi. Sanki ona ışık açmışım gibi olabiliyormuş demek ki. Hiç tanımadığım bir insanın hayatında bir dokunuş yapabiliyormuşum demek ki. Öyle olacaksa ne mutlu. İnşallah bunu dinleyen de dinleyenlere de bir faydası olur. Sevgili Fulya'yı da takip edersiniz. Zeynep Fulya Bostancı, Marcel Fabbo ismiyle yazıyor. Artık kendi çocuk kitapları var. Yazıyor, çiziyor. Bu çok güzel bir şey. Çok da güzel bir arkadaş olduk kendisiyle. Çizim derslerime katılan herkese zaten böyle susamurları gibi sarılıyoruz falan, ponçik arkadaşlar oluyoruz. Çünkü aynı şeyi istiyoruz, aynı şeyi yapmak istiyoruz. Sizler de dinlerken tamam sarılamasak da kalben sarılmışızdır. Sizler için de faydalı olmuştur inşallah. Sorularınıza biraz da olsa cevap olmuştur. Umutsuz olduğunuz bir konu varsa onunla ilgili size ışık olmuştur inşallah. Bu çizimim de burada bitiyor. Artık susuyorum sonunda. Hepinize çok sevgilerimi gönderiyorum ve özellikle her ne kadar şu anda bayrama girmemiş olsak da veyahut da şu anda sizin zamanınızda bayramı çoktan geçmiş olsak da hepinize iyi bayramlar diliyorum. İnşallah sağlıklı, güzel ve mutlu günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.